Merhaba. Şimdi Go programlama dilinde döngüleri inceleyeceğiz. Go programlama dili neredeyse for döngüsü üzerine kurulmuştur diyebiliriz. Döngü yapılarında tamamen for kullanmakta. For'un tabii farklı versiyonları ve farklı söz dizimleri olarak kullanılarak alternatifli bir şekilde söz dizimlere sahiptir ve esnektir. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tanesini inceleyeceğiz. Sonrasında farklı konulara geçtiğimizde de for'un farklı versiyonlarını görmeye devam edeceğiz. Öncelikle burada bir alan oluşturuyorum. For scope'u. I değişkeni tanımla. I küçük ise 5'ten i'nin değerini 1 artır ve scope'umuzu aç. Burada da print line ile ekranda value i değerini yazdır. Gayet basit bir örnek. Hemen çalıştırıyorum. Go run main go. Bakın sıfırdan başladık. 1, 2, 3, 4 şeklinde bunları sıraladım. Peki neden sıfırdan başlıyor? Çünkü biz burada değişkeni sıfır olarak tanımladık. O yüzden ilk elde edilecek döngü değeri her zaman sıfırdır burada. Tabii bir yaparsanız birden başlar. O da ayrı bir durum. Ama genelde döngüler diziler üzerinde işlem yaptığı için dizilerde de indeksler vardır. İndeksler sıfırdan başlar derken okuma işlemleri vesaire. O yüzden sıfır genel bir pratiktir diyebilirim. Peki neden 5 değerini göstermeli burada? Çünkü küçüktür diyor. Eğer küçük eşittir deseydik o zaman 5 kaydı da gelecekti. Şu şekilde. Bakın 0 dahil 5. Ama bu sefer de 5 kez değil 6 kez dönmüş olacaktı. O yüzden bu teferruatları özellikle yeni başlayanlar için söylüyorum. Kafanızı karıştırmasın. 0'dan başlarsanız farklı. 0'dan başlarsanız mesela küçüktür diyebilirsiniz. Ama ben 1'den başlayacağım döngüye derseniz o zaman küçük eşittirden başlarsınız. Gene 5 kez dönmüş olur bu işlem. 1'den 5'e kadar. Bu ilk örneğimizdi. Şimdi ben bunu siliyorum. Hatta silmeyeyim. Hani üzerinde devam edeyim. Şu 1'i 0 yaptım. Ve şuradaki koşul alanını, burası koşul alanıdır. Burası tanımlama alanıdır. For içerisindeki tanımlama, yani kullanılan değişkenin tanımlandığı alandır. Şurası da artırma ya da azaltma alanıdır. Şimdi ben şuradaki kısmı kaldırıyorum. Koşul yok yani şu an. Şimdi çalıştıracağım. Clear. Bakın sonsuz döngüye girdi. Şu an hafıza dolana kadar, uygulama işletim sistemi tarafından kapatılana kadar bu devam edecektir. Bu şekilde sonsuz döngüye girdiğinizde şurada bakın kill terminal var. Buna bastığınız zaman terminal kısmı kapatılır. Editörü kapatmaz. Terminali kapatır. Ondan sonra da view üzerinden tekrar, yani şurası kaybolacağı için tekrar integrated terminali aktif edebilirsiniz. Şimdi sonsuz döngüyü gördük. Buradaki işlem bir koşul olduğu için ve koşulu da artırıp artırdıktan sonra bunu yönetecek, hani dur diyecek bir koşulun sonu olmadığı için sonsuz döngü haline geldi burası. Peki şimdi de şurasını, koşul kısmını küçüktür 3 yapalım. Ama şurayı kaldıralım mesela. Artırma işlemini. O zaman ne olacak? Dikkat ederseniz şuradaki noktanın virgülleri hiç ellemiyorum. Çünkü bunlar dokunulmazlar. Bunlar for'un, yani döngünün söz dizimidir. Dokunursanız yapısı bozulur. Ama buradaki alanları kaldırabilirsiniz. Şimdi bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz.
Bu sefer de gene sonsuz döngüye girdi. Ama bu sefer artırma işlemi yapılamadı. Yapılamamasının sebebi de şurada yazmamız gereken o artı artı işleminin bulunmaması. Ha, burada kaldırırsak sonuç bu şekilde olur ama mesela kaldırıp şu da olabilirdi. Biz bunun içerisinde de yapabilirdik bu işlemi. O zaman da herhangi bir sıkıntı olmazdı. Aynı işlemi normal for yapısıyla çalışmaya devam edecekti. Şu an yine terminalimiz kilitlendi mesela. Ben bunu kaydedeyim. Kapattım. Kill ettim. Ve şuradan tekrar açıyorum. Şimdi tekrar çalıştığım Go Run Main Go ile bakın şu an sorunsuz bir şekilde çalıştı. Şimdilik for ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Farklı durumlarda farklı kullanımlarını inceleyeceğiz. Daha önce belirttiğim gibi. Birçok farklı alternatif yöntem var ama zamanı geldiğinde kullanmak gerekiyor. Mesela şimdi dizileri anlatmadan gidip dizilerle alakalı bir keyword'ü for'a eklemenin bir mantığı olmaz, doğru olmaz. O yüzden basit basit farklı bölümlere geldiğimizde anlata anlata gideceğim. Zaten bütün örneklerimiz bu tür şeylerle ilgili olacak.